çok üzücü bir olay olduğunu baştan söylemek lazım. Yani şu anda somut olarak analiz yapabilmek için, yani özellikle kimin yaptığı üzerinden bir tahlil edebilmek için çok fazla erken. Zaten İçişleri Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamada da somut olarak sadece saldırının gerçekleşme biçimine dair bir tablo ortaya sundu. Biz de aşağı yukarı zaten görüntülerden anlayabildiğimiz kadarıyla iki tane saldırı, eş zamanlı bir saldırı olmuş gözüküyor. Çünkü görüntülerde iki ayrı patlama, iki ayrı araçın yandığı gözüküyor. Tabii bunların üzerinden henüz yorum yapabiliyoruz. Elbette ama geçtiğimiz aylardaki yapılan saldırılarla birleştirdiğimizde bir takım ortak karakterleri olan bir analiz yapmak mümkün hale geliyor. Yani aynı hat üzerinde yapılmış bir saldırı, hedef bakımından çok benzer hedefler kullanılmış. Dolayısıyla çok bu iki tane değişken üzerinden bir analiz yaptığımız zaman bu saldırıyı gerçekleştirenlerin geçtiğimiz ay saldırıyı gerçekleştirenlerden, örgütten, terör örgütünden farksız olmadığı sonucu çıkabilir yarın. Bu ihtimal çok güçlü bir ihtimal. Tabii ki yani içinden geçtiğimiz süreç bakımından bunu değerlendirmek lazım. Bunun belki son olmayacağını, son olmama ihtimalinin yüksek olduğunu dikkate almak lazım. Bu bakımdan Türkiye'nin çok hassas bir dönemde olduğunu, hassas bir dönemden geçtiğini de belirtmek lazım. Ama tabii yani terörün ortaya çıkardığı zararın yanı sıra karşımızda çok problemli bir tablo olduğu da anlaşılıyor. Biraz önce sizler de ifade ettiniz. Yani terörle mücadelenin genellikle diğer ülkelerde ve bizim ülkemizde de tarihsel olarak baktığımızda çok önemli aşamaları var. Maalesef biz bu aşamalarda ciddi sınavlar verdiğimiz gözükmüyor. Yani psikolojik safa, toplumsal safa, birinci safhası çok önemli. İkinci safa siyaset safhası, üçüncü safa güvenlik istihbarat ve dördüncü safhası da devletler arası, uluslararası ilişkiler safhası. Burada tabii ikinci safa siyaset safhasında çok ciddi sıkıntılar olduğu gözüküyor. Yani sizler de ifade ettiniz, yine bizler de izliyoruz, bakıyoruz. Yani muhalefet partisinin önde gelen isimlerinden bir tanesi şu anda Pekkan'ın doğrudan finanse ettiği, doğrudan propagandasını yaptığı bir kanalda konu üzerinde konuşuyor. Tabii bunun üzerine daha fazla söz söylemenin çok da bir anlamı kalmıyor. Yani burada terörle mücadele etmenin böylesi bir saldırıda, çok barbarca bir saldırıda, doğrudan sivillerin hedef alındığı bir saldırıda böylesi bir tabloyla karşılaşmanın çok üzücü olduğunu söylemek lazım ülkemiz adına. Dolayısıyla burada terörle mücadele etmenin bu safhaların her birinde sorun olması genellikle bu siyasi atmosferin de oluşturmuş olduğu bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Yine keza bakıldığında sosyal medyadaki ifade biçimlerinin, sosyal medyadaki meselenin tartışılma biçiminin de sağlıklı olmadığı çok rahat bir şekilde anlaşılıyor. Evet. Türkiye'nin terör tehdidi karşısında çok farklı bir durumu var. Kesinlikle bu ne Fransa'yla, ne Avrupa'nın başka ülkeleriyle, ne de Amerika'nın diğer Amerika örnekleriyle karşılaştıramayacak ölçüde Türkiye şu anda terörün tehdidine maruz kalmış durumda. Yani burada elbette Suriye Savaşı'nın ortaya çıkarmış olduğu yeni dinamiklerin, Türkiye'nin terörle mücadelesinin özellikle Güneydoğu'da devam eden değişen karakterinin ciddi önemi var. Bu bakımdan Türkiye'yi diğer ülkelerle karşılaştırmamak lazım. Belki bu anlamda toplumunu da, siyasetini de karşılaştırmamak lazım. Yani bizde ortaya çıkan durum gerçekten çok şaşırtıcı. Yani niye Fransa'da olmuyor, niye Almanya'da, Amerika'da olmuyor da bizde oluyor sorusunun cevabı bizde gerçekten çok farklı. Bunun üzerine kafa yormak lazım epey bundan sonra. Tabii bundan sonra yine dikkat edilmesi gereken şey güvenlikle ilgili konular. Yani bundan sonra ben farklı mecralarda hep söylemeye çalışıyorum. Türkiye'nin gerçekten terörle mücadele konusunda bir konsept değişikliğine, bir strateji değişikliğine gitmesi zaruret artık. Nasıl bir değişiklik? Bu ben şimdi baktığınız zaman Türkiye eş zamanlı olarak Güneydoğu Anadolu bölgesinde ciddi bir terörle mücadele ediyor. Aslında bu terörle mücadele kavramını kullanıyoruz ama bu terörle, terörün ötesinde bir şey. Şu anda şehirlerin içerisinde silahlı bir grubun, işte PKK terör örgütü diye bizim tarif ettiğimiz bir grubun bölgesel kontekste arkasında ciddi bir şekilde destek aldığı bir süreç içerisinde
güvenlik kuvvetleri onlara karşı bir çatışma, savaş yürütüyor. Bu çok başka bir dinamiği olan bir şey. Dolayısıyla terörle mücadeleden terörle savaş konseptine geçmek gerekiyor. Bunun gerektirdiği bir takım yenilenme ihtiyaçları var. Öncelikle kavramsal bir takım değişimlere ihtiyacımız var ve yeni düzenlemelere ihtiyacımız var. Türkiye'de terörün ve şiddetin normalleştirilmesi had safhaya çıkmış durumda. Bu sadece bireysel düzeyde birkaç örnekle sınırlı değil, aynı zamanda kurumsal olarak şiddetin, terörün normalleştirilmesi ve desteklenmesi söz konusu Türkiye'de. Bunun önüne acil geçirmesi lazım. Yeni kanun düzenlemeleri, yeni artık ne tür düzenlemeler yapılacaksa yapılması gerekiyor. İkinci önemli konu ise Türkiye'nin bence daha fazla zaman geçirmeden bir an önce bir iç güvenlik bakanlığı, bir ulusal güvenlik bakanlığı tarzına benzer. Amerika'daki biliyorsunuz Homeland Security 11 Eylül'den sonra kuruldu. İngiltere'de benzer şeyi yaptılar. Buna dair tek elden, tek bir noktadan çok operatif olabilen ama aynı zamanda kompakt olabilen bir mücadele yürütecek bir birim gerekiyor Türkiye'de. Aynen. Aşağı yukarı şu anda baktığımızda bu güvenlik sektörünün Türkiye'de terörle mücadelede çok çeşitli olduğunu, dolayısıyla buradan ortaya %100 efektif bir sonuç çıkmadığını da görüyoruz. Bunu da yeniden düşünmek lazım. Dolayısıyla bu Ulusal Güvenlik Bakanlığı'nın, İç Güvenlik Bakanlığı'nın kurulması çok aciliyet kespediyor. İkinci önemli nokta ise şu anda karşı karşıya olduğu tehditlerin boyutları da çok farklı. Yani çünkü karakteri bir olan bir tane terör örgütüyle mücadele etmiyorsunuz. Batı'daki ülkeler gibi, El-Kaide, DAEŞ örneğinde olduğu gibi Batı'da. Türkiye'de işte birkaç gün önce 10 tane terör örgütü birleşerek, PKK ile birleşerek yeni bir biçim ortaya çıkardılar. Aynı zamanda DAEŞ var, başka sol örgütler var, başka terör örgütleri var. Dolayısıyla bütün bunlarla mücadele edecek tek bir terörle mücadele kuvveti de Türkiye'de acil olarak kurulması gerekiyor. Dolayısıyla bunun sahada doğrudan yansımaları olacak. Aynen. Dolayısıyla bu dönem, şu son bir aydır, birkaç aydır yaşadığımız süreç bize Türkiye'nin tarihsel olarak terörle mücadelesinde artık bir kırılma noktası ifade ediyor. Tıpkı Amerikalıların 11 Eylül'ü terörle mücadelesinde bir kırılma yaşattığı gibi, İngilizlerin işte Londra saldırılarının, İspanyolların Madrid saldırılarının gibi, Fransızların Paris saldırılarındaki gibi, o aşama, kritik aşama gibi, Türkiye'nin artık bu noktadan sonra yeni bir döneme girdiğini ve bunu bir bütün olarak düşünmek gerektiğini ben kanaatimi taşıyorum. Dolayısıyla artık eski metotların, eski anlayışların, eski mücadele biçimlerinin ciddi anlamda gözden geçirilerek Türkiye'nin hızlı bir şekilde bu kırılgan sürece adapte olması gerekiyor. En önemlisi de bu süreci yönetmesi gerekiyor. Bu yüzden de bu tartışmanın da bir an önce gerekli noktalarda, gerekli kurumlarda yapılması gerekiyor acilen.